Evet, dolaplarımın boyaları bitti ve şimdi gösteriyorum. İşte böyle. Şu dolap tam olarak benim istediğim rengi almış oldu. Bu dolap. Tam olarak istediğim renk bu. Ama bu dolap dışını mavi ama içini beyaz boyamış. Boyamak istemişken bir de konuşabilsem ne güzel olacak. Ama burası yeşil, burası pembe ve burası da turuncu oldu. Ne yazık ki. Yani kötü mü oldu? Hayır, olmadı. Odamın bu kısmı tamamen değişti. Şu çerçeveyi yeni yaptım zaten. Yatağım burada. Çok tatlış. Kitaplığım burada. Ve şurada da boncuk bir dolabımız var. İşte bu kadar. Ve yine başlıyorum. Şu odamın kötü renginden kurtulmaya karar verdim. Önce odamın rengini değiştirmekle başlıyoruz. Ve da yine bir atraksiyona kalkıyorum. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak? Hayırlısı. Yaz temizliği mi desek, ne desek, onu da bilemedim. Öyleyse başlayalım. Karıştır. Geçsin. Boyanın içine su dökülür mü ya? Su dökülüyormuş. Hem de 2 bardak. Döküyorum ben bunu. Döküyorum. Böyle. Az dökelim. Ben de 2 bardak dökmeyelim. Ben de 1 bardak dökelim su. Karıştırıyorum. Çorba gibi. Böyle. Hop. Şimdi biraz daha çok feci dağılacağım. Ama umarım sonuç mükemmel olur. Karıştırıyorum. Birazdan annem gelir. Ondan sonra kovasını kullandım. Ondan sonra onun için kızacak bana. Annem gelir. Ben de yardım edeyim mi der. Sonra ben de no derim. Çünkü bir, iki tane fırçamız var ama olsun, ikisini de ben kullanacağım. Şimdi ben boyamı karıştırmaya devam ediyorum. Sonra yine geleceğim, tamam mı? Yine buna ihtiyacım var, biliyor musunuz? Gerçekten. Gerçekten. Canım, Allah Allah. Biz ne güne duruyoruz? Ne oluyor? Aa, olur mu? Bak, kırmızıya mı basayım, yeşile mi basayım falan filan da derken böyle. Nasıl? Boya yapıyorum. Boyacının aşkına bak. Evet. Vah boya vah yapıyorum. Vah vah vah. Şey yapacağız. Bu arada annem gördüğü kovayı. Görüldüğü üzere de ses çıkartmadı. Belki de kovasını tanımadı annem. Ne dersiniz? Neyse, o kova Şimdi. işini sonra görüşürüz. Evet. Şimdi bir yaz temizliği. Yaz değil. Bahar. Bahar Ramazan. değil, yaz. Ha, Ramazan. tamam, Ramazan. O iş tutacağız. O yüzden temiz pak, pıhrı pak olsun evimiz. Pıhrı pak şey yapacağız evimizde. Ondan sonra. O kadar. O zaman sonra görüşürüz. Kapıda birisin, kameraman. Ay, kapatmayacağım. Biraz daha boya yap. Öyle. Tamam bak, ben boyadım. Sen kapattın. Kapatmıyordu. Kapatmıyordu. Tam bu da yıkıt, sonra yine çekeriz valla. Evet. Şimdi korkunç odama giriyoruz. Çünkü çok dağıldık. Çünkü boya yaparken dağılınıyor. Şimdi gösteriyorum. Duvarlarımızın boyası bitti. Sadece şurayı boyayacağım. Şurayı. Orası kaldı. Ona keza. Şu anda böyle darmadağınlık. İyi bak, hızlıca geçiyorum. Çünkü çok dağıldık. Şimdi odayı toparlayacağım. Yatağımı bu tarafa geçireceğim. Şuraya. Şuraya. Yatağım buraya gelecek. Sonra tekrar görüşelim o zaman. Çünkü ben şu an burayı boşaltacağım. Görüşürüz. Bu kırılan aynamızın çerçevesi. Aynayı içinden söktüm. Şimdi çerçevesini kullanacağım. Önce boyayacağım. O zaman geçiyorum. Ve çerçevemin son hali. Buralara tatlış bonfiş resimler yapıştıracağım. Ama daha henüz nasıl resimler yapıştıracağımı bulamadım. O yüzden şimdi bir de ışıklı halini göstereceğim. O zaman geçiyorum. Ta-da-da-dam. Çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu.
Ve Lol bebeğime merhaba. O zaman geçiyoruz. Bir tarafı turuncu, bir tarafı mor, bir tarafı böyle denişik, hangi ruh haliyle boyadığımı bilmediğim bir küçük dolabım var. Şimdi onu boyamaya geçiyorum. O zaman geçiyorum. Evet, mavi boyasını bitirdik bunun ama daha kurumadı. Kuruduktan sonra şu iç kısımlarını da beyaza boyayacağım. Bakalım nasıl olacak. Bakalım bakalım. O zaman diğerine geçiyoruz. Geçiyoruz. Şimdi biraz uzun sürdü evet bu odanın bu kısmı. Çünkü aynı zamanda çalışıyorum. Dolayısıyla da biraz vakit aldı ve uzun sürdü. Şimdi aslında yapmak istediğim bir sürü şey var. Ama onları da parça parça kısım kısım. En çok yapmak istediğim, en çok yapmayı sevdiğim, hayal ettiğim şeyi yaptım sonuç olarak. Işıklı çerçevemizi yerine koymuş olduk. Sadece planlarım dışında olan mavi dolabının içi beyaz olmaması. Normal şartlarda dolabımı açıp baksanız aslında çok siyah, beyaz ve gri ağırlıklıdır. Kıyafetlerim de öyle. Hatta şu anda üstümdeki de öyle. Renkli giymekten pek hoşlanmıyordum bundan öncesine kadar. Ama şu anda aksini düşünüyorum. Çok daha rengarenk giyinmek gerektiğini düşünüyorum. Hep şunu söylemişimdir. Keşke ellerimi rengarenk boyalara batırıp insanların kalplerine dokunabilsem. Dünya rengarenk bir yer olabilse diyorum ve dolayısıyla buna sebep odamı rengarenk bir hale getirmeye çalışıyorum. Umarım da öyle olur. Umarım beni baymaz. O renkler beni baymaz inşallah. Ama şimdilik bu kadar. Bu kısım bu kadar daha doğrusu. Daha sonrasında ekleyeceğim duvarıma yapıştırmak istediğim farklı farklı süsler var. Onları da birlikte tabii ki yapıştıracağız. Ama şimdilik bu video bu kadar. Çünkü işlerim de fazlaca yoğun. Dolayısıyla sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.